Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Femix borsasının şu anda yine bir bize öğren kazan fırsatı sunduğunu sizlere gösteriyorum. Şunun ikisini daha önce yapmıştık. 8 dolarlık daha bir öğren kazanımız var. Asıl konu hem bunu belirteyim size hem de bu banlanma olayına değineceğim. Çok yorum alıyorum. Çok açıklamalar kısmında yazan arkadaşlar var. Banlandık, banlandık, banlandık şeklinde. Evet, kendi kriterlerini aslında kendileri belirtmişler. Şöyle sizlere söyleyeceğim. Ben banlanmadım. Sonuçta karı yaptım. Çekimi de sizlere gösterdim. Bir ban da yemedim. Şu anda yine 8 dolarlık işlemi de yapacağım. Yani sizlerin sadece banlanma şeklini tam bilemiyorum. Hani bir kullanıcı mı açtınız? Aynı IP'den ikinci kullanıcı açmayı mı denediniz? Veya Twitter adresinizi 10 dolar geldi, başka bir Twitter'da belirtip o adresten de mi 10 dolar almaya çalıştınız? Yani şunları tam olarak bilemiyorum. Tam açıklamalar kısmına banlandım yazıp geçiştiriliyor. O yüzden tam detay bilmediğimden dolayı sadece ben sizlere neden banlanabileceğinin olaylarını sizlere söyleyeceğim. Benim anladığım kadarıyla işte bazı kriterler var. Bu kriterleri net bir şekilde açıklamamışlar. İşte para yatıran ve gerçekten işlemlerini yapan veya uzun süre çekim yapmadan işlemler yapanları banlamıyorlar diye sadece bir fikrim var bu yönde. İşte bonusu alır almaz biraz kâra geçip hemen çekmeye çalışırsanız ya banlanıyoruz ya da söyleyeyim gözlem inceleme altına alınıyor hesap diye sadece tahmin yürütmekteyim. Bunu da belirteyim size. Birinci öngörüm bu. İkincisi dediğim gibi aynı IP üzerinden 2'den fazla şey denemek, kullanıcı açmaya denemek veya dediğim gibi Twitter'ı birden fazla Twitter hesabını yazıp 10 doları hediye istemek. Bunlar da birer banlanma sebebi. Yani şu demek oluyor, birden fazla da aynı IP üzerinden kullanmayın. Yine banlanma sebebi. Bir de diyelim ki banlandınız ama yatırımınız var. Bu yatırımını geri almanız için size bir tane canlı link bırakacağım aşağıya açıklamalar kısmına. Buraya yazarsanız işte ana hesabımda yatırım vardı tarzından İngilizce şeklinde. Bunu size açıp ana hesapta yatırımınızı ya almayı ya da o şekilde kullanmayı sizlere sağlayabilirler. Sonuçta dediğim gibi birden fazla kullanıcı açtığınızda IP'nizden fark edilip banlanıyorsunuz. Bu da bir yani şey banlanma sebebi. İkincisine geliyorum. Paralar ne zaman yatıyor? Evet, çekim işlemi verdikten sonra Türkiye saatiyle saat 3'te gece, öğleden önce 11'de, bir de akşam saat 7'de. Paralar bu şekilde hesaba geçmekte. Sadece sizleri bu konularda bir arkadaşlarımızın ricası üzerinde yayın yapmak istedim. Dediğim gibi herkes kendinden sorumlu ve kendinden mesuliyetli. Ben sizlere bu şekilde yapın, bu şekilde paralar kazanılıyor veya şöyle yapın diye ne diretebilirim ne de şunları yapın diye keskin bir cevapla söyleyebilirim. Çünkü yatırım tavsiyesi hiçbir zaman vermiyorum. Sadece dediğim gibi bu şekilde borsalarda da paralar kazanıldığını söylemekteyim. Bunda da hiçbir çıkar amacım yok. Çıkar amaçlı sizlere videolar hazırlamaktayım. Bunu da böyle bilin. Benim yapmadığım bir şeyi hani videosunu çekmiyorum açıkçası. İşte şu şöyle şu böyle değil. Kendim de yapıyorum bunlara çekiyorum videoyu. Bunu da bilin istedim. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Karar sizin. Açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım, canlı linkini. Oradan da sizlere yatırımınız varsa, eğer banlandıysanız karınız gidip yatırımınızla devam edebilirsiniz, açtırabilirsiniz. 8 dolara geçiyorum şimdi artık. İnşallah konumuz anlaşılmıştır. Ban sebebi. Sonuçta hani dediğim gibi ben ban yemedim. Sebebini de tek hesabım var. Oturuyorum sadece buna göre. Hatta şifre parola da yazmıyorum. Direkt bağlanıyorum. O yüzden
Bansız bir şekilde devam ediyorum şu anda. Hemen Türkçe'ye çeviriyorum ben bunu. Spot ticaret şu anlama gelir: yerinde uzlaşan işlemler. Hangi işlem görebilirsiniz? Spot piyasalar. Sonraki. BTC üzerinden alım satım yaparsanız BTC'nizi cüzdanınızda bulunması ne kadar sonra anında kullanılabilir. Burada aşağıda her sefer mevcut olan bir spot ticaret spotlamak. Stoklamak, pardon, spotlamak diyorum. Az önce 2 dolarımız geldi. Devam. Tabi videoyu izlemiyorum. Bir tıklıyorum. Durduruyorum. Bir limit emri aşağıdaki ayarlamanıza izin verir. Limit. Burada da priz. Sonraki. Tabi burada dediğim gibi de yayın çıkmıyordu hemen. Ne yapıyorduk burada? Sayfayı yeniliyorduk, geliyordu. Limit. Priz. Türkçe diline çeviriyorum. Spot ticaret sayfasına girdikten sonra varsayılan olarak hangi emir türü seçilidir? Seçili olan sınır, yani limit İngilizcesi. Devam. Limit fiyat USDT, istediğim limit hangi alana girebilir? Bu. Sipariş otomatik olarak mevcut en iyi fiyatı dolduracaktır. Doğru. Okumuyorum soruları. Emir o fiyattan dolayı beklenen diğer tüm emirler eklenecektir. Evet. Bir alış emri için limit fiyatınız en iyi alış ve satış fiyatı arasında düşerse ne olur? Burada sipariş en iyi teklif fiyatı olarak sipariş defterine eklenecektir. 7. Kriptonuzun fiyatı limit fiyatınıza ulaştığında olacak. Doldurulacaktır diyor. Gönderdim. Aldık bonusu yine. Devam. Biraz durdurdum. Saymadı. Biraz daha izleyeyim ben bunu. İzlemedik. Devam ediyoruz. Şimdi burada spot ticaret sayfasına girdikten sonra bir piyasa emri vermek için emir türünü şu şekilde değiştirmelisiniz. Market. Bir piyasa emri derhal ve otomatik olarak mevcut en iyi piyasa fiyatını doldurur. Devam. Alış piyasası emri için mevcut en iyi piyasa fiyatı, en düşük satış fiyatı kırmızı. Tamam. Son sorumuz. Tamam, saydı. Koşullu sipariş aşağıdaki tetikleyici koşulları ayarlamamıza olanak tanır. Ya bir limit ya da bir piyasa emri. Burada koşullu emirleri kimler kullanabilir? Premium üyeler. Bir limit emri için koşul bilimi seçersiniz. Tetikleyici USDT alın. Bir limit emri koşulları ayarlarken limit fiyatı USDT alanı. Burada yapmış olduğumuz bu limit emriyle limit fiyatını girmenizi sağlar. Devam. Doğru. Koşullu emirler sekmesi altında. Koşullu bir sipariş başarı verdikten sonra nerede görürsünüz? Göndermek. Tamam. Şimdi 8 dolarımız var mı? Bir yenileyim sayfayı. Bakalım. Şu anda 8 dolarımız var. Vadeli işlem hesabına geldim.
Al sata geldim. Burada yapmam gereken tekrardan bir kaldıraç 10 ve pardon. Aşağıda alım işlemini gerçekleştirdik. Burada kâr ve zararımıza göre buradan bakacağız artık. %10'luk bir kaldıraç açtık yine tekrardan. Gidişata göre, kârımıza göre bir de artacağı seviyeye göre hareket edeceğiz. Dediğim gibi burada bir banlanma tekrardan söylüyorum. Benim hesabımda bir söz konusu değil. Ama size sadece bir şey daha söyleyeceğim. Bu canlı destekte yazdığım bir arkadaş neden banlanabiliriz diye yazdım. Hesabınızın yasaklandığını fark ettiyseniz bunun nedeni büyük olasılıkla bonus sistemimizi birden fazla hesapla kötüye kullanmış olmanız veya bonus kısıtlamalarımızdan kaçınmak için VPN veya proxy kullanmanızdır. Lütfen bu tür bir eylemin Femix tarafından tolere edilmediğini unutmayın. Sistemimiz sosyal medya bonusları için birden fazla hesap oluşturduğunu tespit ederse Femix sizin olan hizmetimizi sonlandırma hakkını saklı tutar. Burada canlı desteği de size söyleyeceğim. Burada yazışın. Yani hesabınızda eğer varsa para kullanabildiğiniz bunu da açma talep edip başka bir borsanızda çekme talebinde bulunabilirsiniz. Dediğim gibi çekme saatleri Türkiye saatiyle gece 3, öğleden önce 11 ve saat 7'de olmak üzere çekimler olmakta. Sizlere bahsedeceğim konular bu kadardı. Umarım faydalı bilgi olmuştur. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere.